Balcı Smil vardı ya bir bilin mi Koraçlı? Kaynatamın Bilirim, iyi adamı. bilirim onu da bilirim. O bir ara bir kaynatamla dıngı tekmete arıya gelmişmiş. Yanına varmışmış. O zaman senin etimi almış gitmişler kaynatamgil. Ne olmuşlar He. Çeşme'deki? Çeşme'de et var dilin arkadaş eti boşaltmış gitmişler şey. Nimet elbi halal etmesin uğrayacaksın halal etsin. İnanç olacak bir adamdı. İnanç. Balcı İsmail'e ne dediydin onları sorunca? Ulan bu hırsız gidilleri nereden buldun da başıma topladın dedim. Valla bu pis gidilleri hırsızları nereden topladın da başına belli ettin dedim onu. Hiç sesleniyordum. Arkasından atın her şeyi herkesin yüzüne derim. Diyorum canım yanımda da dedi. He. Herkesin yüzüne derim ama inancı olacak bir arkadaş. Şimdi 3 yılın kafesi var. Gerisi öte yanını bitti, iyi dinle. Öte yanını bitti. Atmaca kafişledir, bir kipeser ama bir görece olsan saat bir arkadaş. Kapı tak tak çalındı şimdiki yeni. Çıktım. Bir adam, geç bir adam şuralarını 4 parmak kar yoğmuş. Kapının önünde. Ya dedi, kafiye kapattılar, misafir almadılar, dışarıda kaldım dedi. Beni içeri almaz mısınız dedi. Lan dedi, iyi dedi, şu vaziyetine bir bak dedi rahmetli. Geç içeri dedi, geç. Misafir almaz olmuş, şu vaziyetine bir bak lan dedi. İçeri bir defa dolabı açtı, ne kadar güdük, pontur, öteberi varsa çıkardı, geldi, attı odaya. Sopuyu taşladı, Ali de var. Değiştirdi, yattık. O da çok evde. Mutfağı var, odası var, her şeysi var girdik. Onun bir odaya yatırttık. Kendimiz de köylü şey hepimiz dolduk. Sabahtan kalktık tepeser. 3 gün yattı. 3 gün yatmış. Ey bakari. Yol gittim bu adam. Yol gittim. Bir gün yazın Gasiler Sarardağ'sa. Çıktım kapının önünde bir adam duruyor. Ama Karagöz'den de bir boşada gasi doldurdum geldim. Masanın üstünde durur. Aralıkta evin girişinde. Eve girsen de bir var. Şey dedi, tanıyamadın mı dedi. Bir de falta safa almış ama silme değnek gibi pinarda. Şey dedi, verirsen karnınızı doyurun dedim. Amcam var dedi şeyde. Arabada dedi, kayfının önünde durur dedi. Amcam beklik durur dedi. Şu, verirsen dedi, şu gasi alıp gideceksin dedi. Ulan çığır şuna. Gelmedi. Gazi Foşa'da aldık, vardık. Onları bindim, yolladım. Şimdi her cuma, perşembe oyun Mersin'in Ayvalık'ta. Her cuma, perşembe oyun akşam telefon açar. Amadan mı? Ne uğrayım, sıratın iyi mi? Ulan seni doğuran nurlar da yazsın dedim yani. Be adamın evladarımız arkadaş ya bak seneler geldi geçti. Evladarım yiyor arkadaş sen hesap et. Undun mu adam? İşi neymiş de gelmişmiş adamı? Niye bileyim neydiğini sordum mu işte. Sen dedi arabaya bineceksin dedi, ben mobilyacıyım dedi. Mersin'in Ayvalık'tanım ben dedi. Bineceksin dedi, Mersin garajını bu akşam gene dedi. Bu hastalık bitsin dedi, Karaman'dan bineceksin dedi. Mersin garajına geleceksin, oturacaksın dedi. Oturacaksın dedi, Mersin garajında numarayı da verdi. Şu numaraya bastın mı dedi, benim 2 tane arabam vardı. Seni gel götürürüm, gezdireceğim seni 2 uçkunurlar dedi. Ulan dedim, senden meydana gelenler beni uğurum, ekmek yiyerse gelmez filan dedi. Vallahi işte Hasan'ın böyle işledi dünyanın işi. O yalan buran son hattımızı yaşıyoruz Hasan. Yarın ben öldüm işte, Yusuf olsun, bu olsun. Ötekinler olsun ulan işte konuşturduğumuz adam ölmüş diyeceksiniz. İşte öte başı vesile. Ya o öyle olur yarın. Ya. Yarın ben ölünce benim de arkamdan hep iyi anılırım ben. Ama kalıcı sana son insan da seni sevmezdi ama ya bir yağla ekmek çalıverdi gitti. Muhtarlığın da hoşuma gidiyor. Oy vermiş midir bana? Ne? Rahmetli bana oy verdi mi ki? Vermemiştir. Vermiştir ya sen. Oy da mı vermesin ya işte uğraştı dedim ya sana. Senin muhtar dedi ekmeğine bir orada siyah verdi. Ben dedim lan hep üşümezin oğluna vereceğine bu tarlayı dedim. Biz de dedim Hasan'a ver dedim. Bu işi sevmez dedi. Sürmez yerler ekmez o iş Boş görmez dedi. işlerin adamı demiş. Valla bu böyle derdi bana. Öyle demez. Ülen, Kolay mı? Ülen dedim ey dedi. Ver de bir de ekmesini varsın koşarsın dedim. Seslenmez. Bir şey diyemezdi ki. Ya işte Hasan. Ya işte şimdi bana veresi gelmeyince o yapmaz diye verir çıkardı. Ya. Hesabını öyle verirdi. Ya.
Ve gene de öyle hakkı olmasın. Ne olur öyle. Mal onun istediğine verir. Ne diye. Yalan arkadaş. Ben çok fazla öyle şeylere bakılmam. Herkes cezasını yaptığını kendi çekecek. Orada af yok. Yok. Değil mi? Orada öyle zor. Yalnız inanç olacak bir adam var. Şimdi o... Ulan bir laf duydum. Hı. Ahmet Ağa, sen koyun giderken para yitirmişsin. Ondan geri aradan epey bir zaman geçtikten geri. Vallahi Hasan. Aklıma gelmedi şimdi. Benim yapmadığım, etmediğim iş kalmadı hayatta. Yalnız temiz bir ailem vardı benim. Bak bizim sülaleyi tüm biriktir. Çökçeli'nin sülalesinde tüm biriktir. O avradı bilinsen işte. Vallahi bir saçının telinde versen ama uğradım. Bir ecdadın dün gene bir şey dedi, akşam seyrettim o televizyonda, ihtiyar iki adam vardı, birinin karısı ölmüş, üç çocuğu varmış, bir ölmüş kalmış, ondan geride bir tane karısıyla yaşıyor konuştu. Öteki ipteki konuşan adam diyor ki, şu da 7 sene çobanlık yaptım, İstanbul'u ettim, şöyle ettim, dinledim. Şimdi dedi, ben çalışıp ediyorum dedi, iyi bakayım. Arkamdan ekmek geldi dedi. O ekmeği öndürmesen bu işi nasıl görüp de para kazanacağım ben dedi. Onun hakkı var işte o kazaçta dedi. Bak adamı. Onun hakkı var o hanım olmasa da dedi nasıl kazanacaktım ben bunu parayı dedi. Doğru. Vallahi her şeyi dinliyorum ama yapacak bir şey yok Hasan Efendi. Çok bir para getirmişsin. Koyunun bir biri bir para getirmişmiş kuzu parası. Şey... Şimdi buradan Haziran'da gittik Ali ile. Ali avrat, Ali kuzu yiğidir, 100 kuzum var ama. Vallahi 100 kuzu 20 olarak, 100 daha epi var. Kumlucağında mı? Şeyde, çardaktan Purşu'ya gittik Edirne'ye. Purşu'da. Purşu'ya vardık, Purşu'ya yıktık koçu. Mehmet var, ikincisi mi, üçüncüsü mü? Şey geldi, yörük geldi. Ama kuzu da anasını emdi, 100 kuzu 20 olarak. Ulan. Şöyle bir bak diyorum, kuzuyu satalım dedi, satalım dedim. Ama peşini isterim ben parayı dedi. Peşini döyün dedi yürük. Kuzuyu bir seçtik, 10 kuzu da birini atacak. 100 kuzu var ya, 90'ını alacak. Şey dedi, onu atalım dedi. Atmadan alırsan veririm dedim ben şimdi. İzbeş atmadan alırsan veririm dedim. Almazsan vermem kuzuyu dedi. Aldı kuzuyu, saydı. O zamanın parasıyla 10 bin lira mı para etti o para. 5'ini verdi, 5'ini yarım verin dedi. Ule, şöyle bir düşündüm. Çocuklar da dedi ki avradı rahmetli, yarın al herif dedi, ne olacak dedi. Alayım dedi, sabahtan çıktım, kıcağı düğüne dağın başına bir çıktım ulan arkadaş. Nerede arayın bulun yürüyü. Olmuş gitmiş, hadi arada bul. Geldik, Ali 10 oğluğa uydur gayr, 20 oğluğa uydur Ali. Ali kuzu çoban anası da 2-3 seneki süt sağır. Makine de var, makineden çekerler. Yağsız içine bir cingil süt katar bir kazan şeyin içine yağlıyı satarlar. O yağsız peynir. Şimdi şey dedim, geldik parayı aldıktın dedim, mavi resiye kuzuyu verdiktin dedim. Yarın ne zaman alacağız belki, bu parayı alamayacağız belki dedim ben. Nereye gitti dedim, yürük Silifke'ye mi gitti dedim. Nereye gitti? Durmuş gitmiş dedim, yok dedim. Bir cumartesi gün galiba. Baktım yakadan iki koluna salınıp gelir. Avrat da var şöyle aşağıda, sağ rahmetli. Halde oğluklar uydur. Mehmet de var. Şovelenler kim dedi, senin oğlunlar dedim ben. İbrahim'le şey inip gelin hafız. Bir daha sordu, üst sefer sordu. Yine dedim senin oğlunlar dedim. Senin nene, senin devir mi dedi. Seslenmedi gari. Şey dedi, neye geldiniz lan dedim. Ya dedi, şu baykur yatır sen dedi ya. Şu baykur paranı yatır paran. Para yok dedim ben şimdi. Yalan söyleme para var dedi. Ulan adam o kadar ciddi, mert adam. Para var yalan söyleme dedi. Neyse şey, uşakları yolladık gari lan dedi mi dedi. Sar bir araba tutmuş gelmişler der ikisi de. Siz buradan gidin dedim. Ben buradan bu 10 köye varın dedim. Bunlar da burada kalsın dedim. Bir koyuna ötsün, bir oğlakları ötsün, anana da yardım etsin. Ben köye ödeyim dedim, köyden parayı, bir banne yapayım, parayı alayım, varın, yatıralım dedim. Geldik, oğlum geldik, 5 bin lira param var. 5 bin lira daha var olacaktı, yok.
Şimdi sabahtan, pazar ertesi sabahtan bindik, vardık. Ümmühan'ın kızı orada Baykur'duydu o zaman. Varırın, Baykur'u öde derler bana. Ulan şu çocuğu okur, şu çocuğu okur, şu çocuğu okur. Ben param maramma, mal satınca oğlum, mal sattım, mıyınca param kalmaz, bunlara masraf ederim ben. Nerede bulun parayı? Bir malı satınca parayı peşin ödeyin, benim Ayşem'e al dedim ben. Parayı peşin ektirin. Maaşa bağlı dedim. Yo dedi, bağlayamayız dedi. Günlülüğü kadar öyle olacak dedi. Baykur'a da İbrahim da dedi ki, lan bu sana bir şey diyeceğim dedi. Ne diyeceksin lan dedim. Şey dedi. Şimdi sana bir şey diyeceğim dedi senin he, oğlan. He. Şey dedi, bu parayı ödedi. İçik daha yatır da dedi, içik çoğalalım dedi. Ulan İbrahim dedi mi dedi. Bu yeter bana dedim. Ulan gidi içik daha yatır şimdi. Onun dediğinde yatırsak ayda 4000 lira para alacağımışmış. Doğru. Vallahi bak çocuğun dediğini tut ay gidi. O parayı çocuklar yatırsam şimdi 4000 lira maaş alacaktım. Şimdi 2 milyar maaş alıyor. Doğru, 2 milyar. O zaman ne yapalım? 2 milyarı muhtarlara. Ulan Hasan, az öldüğün yapmadığı kalmadan işte. O zaman o para nasıl geldi ya? Hangi? Onun adam getirdi etti parayı. Getirdi mi? Getirdi. Hiç kötü adamla konuşmazdım ben. Hiç kötü adam. Parayı getirdi adam. Getirdi etti. Ama bir ay sonra filan getirdi parayı. Yalnız İbrahim'in dediğini tutmadı orada. İbrahim de benim her dediğimi tutar. Anan evde oturur, dışarı çıkmış, orayı bir o su var yağmış, eve su dolmuş. Anan dizlerine vurur, içeri su kapıdan girmiş. İbrahim'e aitler. Vardım, öyle dedim, şu kadına bak dedim, yazık dedim. O dediği gibi, anan deverli adamdı senin vallahi. Anan deverli adam. Eskiki adamlar, Hasan ne dersen de, şimdiki adamlardan iyi arkadaş. Şimdi eskiden bir para olmadı mıydı Edin'le? Evet. Para yoktu ki lan zaten. Bahar geldi mi arpa yiyecek kalmazdı. Buğdayı da yoktu da arpa. 5 ay arpa alırdın senden varırsın. İçik zenginsin kepekçi yahut da memboğlu. Bir çuval arpa alırsın varırsın. Su dövermenine dökersin. Allah kabuklu mubuklu bir un eller bir hamur olur. Ekmek öyle öyle kazandık biz şimdi. 5 kuruşun olmasın. Vallahi kimse dönüp bakmaz. Doğru. Şimdi o zaman veremedin miydi ya? Ertesi güze öderdin o borcu. Şimdi imkanı mı var Hasan? Doğru. İşte böyle.